Demek Betül evlendi. Burçin de evleniyor. Aslı da evlenecek. Bu ne kızım ya? Evlendi, evleniyor, evlenecek. Bütün zaman kiplerini kaptırmışız. Ay öyle deme. Geniş zaman var. Evlenir. Ne zaman baba? Ne zaman? Aday da kalmadı ki. Hepsi kapılmış. Adalet mi var canım? Bir Kıvanç Tatlıtuğ'a bir kadın düşüyor. Normalde Kıvanç'ı 300 bilemedin 250 kadına dağıtmaları lazım. Ama yuva kuracağız diye çıktığımız yolda oba mı kuralım Cemile? Hem adamın mis gibi ailesi var. Evet. Bizle birlikte olsaydı şimdi sır kapısında oynuyordu. Doğru. Aynen öyle. Doğru. Merhabalar. Efendim karar verdiniz mi? Ne alırsınız? Ne yiyebiliriz? Kelle paça var, beyin var, dalak böbrek var. İki de bacak getir de burada birleştirelim. İki bacak öyle diyorsanız... Hayır yani bir Kıvanç etmez ama idare ederiz. Ben üç porsiyonda şırdan yazdım. Git şırdan! Ay kusura bakmayın, biz biraz yalnızız da. Aa! Ama haksızlık bu. Değil mi? Haksızlık yani. Evet, sizin gibi güzel kadınlar nasıl yalnız olur ya? Bence hakkınızı arayın. Hakkınızı yedirmeyin. Hakkınızı gidin siz yiyin. Hakkınız. Tamam. Biz karar verince size sesleniriz. İsim neydi? Hakkı. Heyle. Hareketlere bak ya. Kızlar Evren'e bir mesaj mı verdik acaba? Ay aman iptal, iptal, iptal. Herkesten sil, herkesten sil, herkesten sil. Ebru? Öyle bir lüksüm yok. Kalsın köşede. Saçmalama ya. Kafe ortamından sevgili mi yapılır? Nereden yapılır? Şeyden yapılır işte. Neyden? Ney? Şey yok mu şey? Ney? Şey hani... Ney Cemile? Cemile ne? Söyle Cemile. Cemile gözlerime değil ellerime bak. Ellerime bak. Çapa gibi oldu benim çaydır tırnak yaptırmıyorum. Hiç ümidim kalmadı bir şey söyle. Bebeğim bilsem söylemez mi? Bilmiyorum. Kızlar. Kızlar sakin olun tamam. Şey yaparız ya. Şey, spora mı yazılsak? Spor alır. Spor yapan erkek güçlü olur, o koltuğu kaldırır, ben altını silerim. Ay. Spor yapan erkek sağlıklı da olur. Bana ne be? Olimpiyata mı hazırlanacağım, evleneceğim? Ay iyi be. Tamam o zaman kalkın gidelim. Durun! Küçük aptallar. Küçük mü? Aptallar. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Evet, spor sağlığa iyi gelir. Ama bize gelmez, unutun. Niye? Niye mi? Neden niye ha? Niye, neden ha? Nedeninin niyesi? Bana bak anlatacaksan anlat, seni bir şey yaptım ha. Tamam, anlatıyorum. Hadi. Geçen yıl yazıldım spora. İlk günümdü. İzleyin. Ediz. Ediz. Selam. Sen yenisin galiba. Yo, bekarım. Hayır, yenisin galiba diyorum. Ha, epeydir bekarım. Arkadaş salona yeni mi katıldın diye soruyor. Ha, ay o kadar çok spor yapıyorum ki bir an beynime oksijen gitmemiş. Evet, yeni başladım. O zaman o hareketi yanlış yapıyorsun. Hem klişe hem kasla en sevdiğim... Göstersene. Bak şöyle yapacaksın kardeşim. Kardeşim mi? Ayrıca bu nasıl hareket ya? Allah aşkına yok bacanak. Çekil şuradan. Aa, başım döndü. Sen göstersen. Göstereyim. Bak şöyle yapacaksın reis. Ya reis ne ya? Reis ne? Arkadaşlar spora gelmişim. Spor salonuna yalnızım. Benden istifade etsenize. Olur, olur. Kaç kilosun? 53. Güzel, demir. Ne? Ne oluyor? Bırak beni. Ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Biceps. Hala biceps. Bak bana bak. Siz bayağı spor salonuna spor yapmaya gelmişsiniz. Çok mu spor yapmak istiyorsunuz? Gidin parklarda aletler var. Gidin orada yapın.
Çok ağır konuştu, ben bunu kaldıramam. Ben kaldırırım, bana söyle. Salaksın. Ah, kaldırdım. Allah'ım ya. Yani koskoca spor salonunda bir tane hırs düşmanı olmaz mı? Ay bu ne be? Buna ne olmuş lan böyle? Sünnet olmuş galiba. Helal olsun, sporu bırakmamış ama. Beydi. Ne? Yaz abi öyle bir vücutla girmek ister mi? Çalışıyorum. Çalışma, al götür beni. Tatile beraber gideriz, yaza birlikte gireriz ha. İstemem. İstemem deme. Çıkışta birer protein tozu. Hayır, kalsın, istemiyorum. Öyle düşünme, öyle düşünme tatlı kız. 9 yıl önce spora başladığında ben de böyleydim. Bana bak, sen hala benim gibisin. Duydun mu? Kolum kadar bacağım var. Duydun mu? 9 yıldır yapıyorsun, olmuyor mu kardeşim? Bırak, sporu bırak. Hatta ben de bırakayım ya. Neymiş bir de diyorlar ki kaslı kaslı erkekler spor salonuna kız tavlamaya geliyor. Hani? Ay spor hiç bana göre değilmiş. Bana göre de. Yürümek spordur, ben kıza yürüyorum. Bayan. O kız tavlamaya çalışıyorlardaki kız ben değilmişim. Bak. Onlar gitti ama ben buradayım. Gitmedim, gördün mü? Neden? Bakmaz bana çünkü. Ben de sana bakmam. Bakmam. Sana bakmam. Bakmaz mısın? Hayır. Son kararın mı? Son karar. Ben de ona gidiyorum. Salam. Öyle spor salonundan eşlenilmiyor. Ay. Belaymış. Abi ben aslında nerede bulacağımızı biliyorum. Nereden? Yolda. Ya saçmalama, kim düşürecek de biz bulacağız ya? Salak para mı bu? Yani yolculukta yani. Ha, metrobüs değil mi? Hayır canım, önce eş bulacağız, çocuk sonra. Yani uçak gibi diyorsun, otobüs gibi diyorsun. Nerede? Olmaz. Ya neden olmasın? Benim aklıma çok iyi attı. Yolculukta karşılaştın mı? İyi yolculuklar dedin. O da sana iyi yolculuklar dedi. Nereye? Yandı ortalık. Nereye? Oh, bu şu alev aldı. Alev aldı. Yandı ortalık, alev aldı. Otobüs yanıyor. Olmuyor işte öyle. Aha, geliyor Atiba Turuzip. Heh. Ne oldu anlat. Geçen kış, Kars'a gidiyordum. Otobüsle yolculuğa çıktım. Hayatımın en uzun yolculuğuydu. Kulaklıklarımı takmış, camdaki yansımama bakarak klibimi çekiyordum. Bu yolculuk adeta iç dünyama yapacağım bir yolculuğu temsil ediyordu. Şehirler arası bu yolda varoluşsal sancılarımı bir kenara bırakarak duygusal açmazlarımı... Abla! Abla, bu bagajdaki turşu biberi senin mi? Evet, benim. O sıvı olduğu için onu alamıyoruz ya. Anladım, tamam. İnsanların bagajına dökülüyor sonra. Mesela reçel gibi katımsı olsa onu alırız. Evet. Mesela peynir de katımsa mı onu da alamıyoruz. Bazısı su içinde yüzüyor. Mesela peynirin suyunu tek onu da alırız. Ya anladım kardeşim, tamam. Almayın. Abla ne bağırıyorsun, ne dedik ya? Hakkını helal et, ben onu indiriyorum o zaman. İndir kardeşim, evet, indir. Tamam. Bana bak bana. Buna bak bakayım neresiymiş. Teyze! Burası! Tamam lan anladım, ne bağırıyorsun salak, çekil. Büyük aşklar yolculukla başlar derler. Belki yıllardır aradığım... Bana bak! Bagajdaki turşu bidonu senin mi? Çekmiyorum ya klip falan, çekmiyorum. Ah, bıraktım. Kız ne çığırıyorsun? Aşağıda muavin yiyor, o yüzden diyorum. Ha. Ay tamam teyze, boş ver ya. Yesin ya. Sen bilirsin. Müziği kız, müziği. Ay açık kalmış teyze, pardon. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar canım. Nurten! Nurten, beni aşağıda unuttun Nurten. Kırma sıcağı. Şu müziğin sesini aç bakayım. Hiçbir şey fark etmedi ya.
Hüseyin geç otur oraya ha. Oraya otur. Ne yapmaya çalışıyorum sanki? Teyze siz tanışıyor musunuz? Evet kocam benim. Ay o zaman şöyle mi yapsak? Acaba hani siz kocanızın yanınıza geçseniz de ayrılmasanız şuradaki beyefendi de buraya mı gelse? Bakayım. Sen oraya git beyefendi buraya gelsin. Ben evlisiniz diye şey yapmıştım. Tamam evliyiz de 40 yıldır göt göteyim. Biraz daha ayrı duruyoruz. Ay ama teyze ne güzel işte ya. Uzun zamandır birliktesiniz falan. Acaba biz gençlere de böyle uzun ilişkinin sırları nelerdir? Tiyo mu verseniz? Ölmedik. Öyle sürüp gidiyor işte. Bak şimdi bak. Duymuyor da bu. Hüseyin! Hüseyin! Bir şey mi cızırtıyor ya? Dur şu cihazı çıkarayım da hiç duymayayım. Dur şu gözlüğü çıkarayım, görüntü de gitsin. Oh be, dünya varmış. Bak, başsalağınızı etkisiz hale getirdim. Aman be teyze. Keşke benim de hayatımda biri olsaydı da didişseydim. O kadar yalnızım ki. Otobüslerde yakışıklılar benden soğumasın diye ikinci keki istemiyorum teyze. Mola yerlerinde ihtiyacım olmamasına rağmen inip belki bakışırız diye it gibi titriyorum teyze. O kadar ya. Ya sus salakana salakana ne anlatıyorsun sen bana ya? Ben gidiyorum belli ki sen kafa açacaksın. Oh işe yaradı. Oğlum sen buraya geç de ben oraya geçeyim hadi. Tabii teyzeciğim ne demek? Geç. Bas bas ayağına bas bir şey olmaz. O hissetmiyor bak bak ben basarak geçiyorum. Selam ah. Selam. Merhaba. Merhaba. Teyze çok ısrar etti çok aşıklarmış ben de kıramadım. Ha öyle mi çok tatlılar ya. Ebru ben. Fırat ben de memnun oldum. Ben de. Ben de film izliyordum Harry Potter birlikte mi izlesek? Aa ne anlatıyor? Harry Potter büyücülük okulu. Aa, büyü işlerini falan, öyle filmleri çok severim biliyor musun? Dabbe, Siccin hepsini izledim. Ya, ne çok ortak noktamız var. Değil mi? Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Mesela, seni kaçırmışlar. Tamam. Bir ormanda kulübeye kapatmışlar. Hı-hı. Kötü adamlar, fidyeciler sana soruyor. Diyor ki, kimden fidye isteyelim? Hı-hı. Ana baba hariç. Sevgilim yok. 857-63-12-85. Çok nasıl gittim. Aşkım diye kaydettim. Zil sesin de var özel. Bak arayınca da fotoğrafın çıkıyor. Siyah ekran. Kızlar oldu bu iş. Sayın yolcularımız, Edirne'den Kars'a gitmekte olan otobüsümüz ihtiyaç molası verecektir. Sayın yolcularımız, Edirne'den Kars'a gitmekte olan otobüsümüz ihtiyaç molası verecektir. Hey yolcularımız, Hüseyin! Ne? Kalk kalk hadi. Ne çabuk geldik ya? Gelmedik gelmedik. Otobüs değiştireceğiz. Şu sağdakine binecekmişiz. Gel ben seni bindireyim. Kalk kalk. Kalk abi. Ay dur teyze ile amca geçsin. Yürü ya ne kadar yavaş gidiyorsun. Tekmeyi vuracağım şimdi sana ya. Şuradan geç geç geç. Hazır geç bakayım. Vah vah düştü. Ya resmen sevgili olduk ne güzel. Kars'ta evet. Da aşk başka derler sonbaharda. İlkbaharda da bambaşkadır biliyor musun? Aa sen sürekli gidiyorsun. Ne kadar kalacaksın? Yani önümüzdeki 30-40 yıl kalırım diye düşünüyorum. Yani ömrüm yettiğince. Nasıl yani? Ben Kars'ta yaşıyorum. Ben Edirne'de yaşıyorum. 1641 kilometre. 21 saat. Teşekkürler bacım. Görüşürüz. Bacanak. Tanıştığıma memnun oldum. Çok delikanlı kızsın. Telefonum var. İhtiyacın olursa Kars'ta ara. Gerek yok kardeş. Mektup yolda. Ya. Abi yolculukta da olmazmış ya. Kimin nereye gittiği belli değil. Diyorum size. Yani zaten uzak ilişki masraflı bir şey. Öf, evde kaldık yine görüyor musun? Of. Kızlar yapacak bir şey yok. Tek bir çaremiz kaldı. Ne? Evlilik programı. Ay saçmalama. Bu kadar yalnız olduğumuzu bir de TV'de şey yapalım belli edelim ya.
Ya neden öyle diyorsun kızım? Ben bulacağımı bilsem arabanın içinden kart atacağım. Oha. Saçmalama. Abarttın mı? İmajı kötü. Yani abarttım da. Ne yapalım kızım? Ayrıca çok güvenilir. Adamları tutuyorlar, getiriyorlar. Sürpriz yok. Herkesin niyeti ciddi. Ben bir ikna oldum. Hı? Olma, olma. Cemile! Ne yapayım? Bıçak kemiğe dayanmıştı. Ya ona katılacaktım ya Survivor'a. Ne alaka Survivor? Kızım orada yoklukta birini ikna ederim diye düşündü. Ayıp. Ama Survivor'ı almadılar tabii. Buna da hemen çağırdılar. Anlatayım da dinleyin. Anlat, anlat. Teşekkürler Ricardo. Kadınların bitik adamlarla eşleştiği Haydin Kızlar Kocaya programına hoş geldiniz. Adayları alalım. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Efendim Cemile bazı sorular soracak taliplerine. Cevabını en beğendiği adayı da seçecek ama ilk önce... Heyecanlısın. Çok. Dur. Önce bir adayları tanıyalım. Ha. Buradan bir numaradan başlayalım. Selamun aleyküm Sema Hanım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İsmim İrfan. Sanayide çalışıyorum. İki tane dükkanım var. Maddi durumum çok iyi. Buradan şöyle yanımdaki arkadaşlara bakıyorum ve Cemile Hanım'a şöyle söylemek istiyorum. Cemile Hanım, tren gibi geçerim, öküz gibi bakarlar ha. Sema Hanım. Sema Hanım ayıp oluyor ama ya. Evet biraz ayıp. İkimize de öküz dedi. Sen de bir tepki versene birader. Sakin biri olabilir. Tamam, o kadar da şey yapma. Bakışlarıyla anlattı bence. Evet ben bile korktum. Sakin, sakin lütfen. Lütfen. İrfan Bey önünüze bakın. İrfan Bey. Buyurun siz tanıyalım. Efendim ben Ersin. Hı hı. Benim de durumum iyi. Asgari ücretten çalışıyor. Sigortam var ama. Eksik yatıyor. Kendime yetiyorum. Kıt kanaat geçiliyor. Ay, bir dakika siz nereden biliyorsunuz? Benim yanımda çalışıyor. Kovuyorum ben seni. Seni kovuyorum. Nasıl kovacaksın beni? Lütfen tartışmayalım. Lütfen başka bir amaç için buradayız. Daha üçüncü adayımızı tanımadık. Evet, buyurun. Evet. Sizi tanıyalım. İsmim Caner. Ay duymuyorum. Sesiniz biraz. Sema. İsmim Caner. Ha? Sünnetçiyim. Öyle bir sıkıntımız yok Allah'a şükürler olsun. Allah bilir. Oo, evet. Evet ne diyorsun? Yani Sema Hanım bilemedim yani. Üçüncüden bir emin olamadım sanki. Uyduruyor gibi. Kız. Dur, hemen karar verme, bir soralım. Caner Bey, sünnetçisiniz. Eliniz yüzünüz de düzgün. Yani sizi buraya düşüren ne oldu? Evet. Hayır, kapı kapı dolaşıyor bu eş aramak da ne bileyim. Neden katıldınız Caner Bey? Sünnetçilik zor. Evet. Bir eş istiyorsunuz. Seks, bekarlık. Evet. Canınızı sıkıyor. Evde bir bekleyenim olsun. Aa, güzel. Evet, evet. Ay bu ne ya? Mıy 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 eniştem gibi. Ay. Sen ne istiyorsun? Sen anlat bakayım. Hayalindeki tipi anlat bize. Yani böyle işte biraz orta boylu olsun. Böyle gömlekli, pantolonlu, kemerli. Adı C ile başlayabilir. Sünnetçi olursa çok sevinirim. Kız! Caner Bey anlatıyorsun ya. Ay Allah da benim belamı veriyor işte. Mıknatıs gibi çekiyorum Sema abla. Ay Allah'ım. Tamam hadi sorulara geçelim. Belki etkileneceksin birinden. Tamam. İlk sorumu soruyorum. Beyler hazır mısınız? Evet. Evet. Hayatımda bir kişilik yer var. O kişilik sende var mı? Var. Var. Yok. En azından dürüst.
Bence diğerleri yalan söyledi zaten. Dürüst en azından. Diğer sorumu soruyorum Sema. Sor bu biraz saçmaydı. Yani evet. Cevaplarda da mantık aramıyorum ben. Buyurun. Ay evet ya. Normalde kişiliğe de hiç değer vermem. Niye sorduysan Allah seni kahretmesin. Kız ikinci sorunu sor. Tamam. Bir şarkı olsaydım ne olurdu? Aa, güzel soru Cemile. Koray Avcı hoş geldin akustik. Ajdar Çikitamuz. Anonim Gaydır Gupak Cemile. Ne yapıyorsunuz? Güzel. Caner. Nereye yapıyorsun? Peki söyler misin benim için bir şarkı? Buradan. Biraz buradan. Beraber. Tabii 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 eşlik edeceğiz. Gaydır Gupak Cemile. Nasıl ben bu işi? Nikahımızı kıysın. Ay çok kötü sesi var. Ama olsun etkilendim özgüveninden. Ben şey sormak istiyorum. Sor. Sizi diğer adaylardan ayıran fiziksel özellikleriniz neler Caner Bey? Hı. Bir bak bakayım yanındakilere. Temiz yüzlüyüm. Aa, doğru. Başka? Daha yakışıklıyım sanki. Ya. Evet doğru. Peki bana evlenme teklif ederseniz nasıl ederdiniz? Bir numaradan başlayalım. Sırtıma roket bağlar. Kendimi gök yüzüne fırlatır. Üstüne benimle evlenir misin yazan pankartı açardı. Siz? Ben elime bir taş aldığım gibi o roketi patlatırdım. Sonra da evlenme teklif ederim. Evet. Kovuyorum lan seni. Ama ya. Ya bu da sanayide dükkanı var diye kendini Elon Musk zannediyor pezeli. Buralar bipleniyor değil mi? Ay canlı yayındayız Yersin Bey. Çok özür dilerim. Bu yavşağın yüzünden. Ya. Ben Caner Bey'i de duymak istiyorum. Romantik bir yemekten sonra. Davul ve zurna eşliğinde. Ay sünnet düğünden alışmış herhalde. Evet kafalar karışık. Ne davul zurna? Yaydırı kupak Cemilem çalarken. Benimle evlenir misin derdim. Ya salaksın. Ne diyorsun Cemile? Karar vermeye yaklaştın mı? Ay çok yaklaştım. Böyle duygusal ne der peki ama? Direkt benimle evlenir misin? Ha, romantik bir cümle mi istiyorsun? Evet. Çocuklarımızın sünnetini ben yapacağım Cemile. Benimle evlenir misin? Kendini mesleğine bu kadar adamış bir adam ben daha görmedim. Gerçekten nasıl bir travmaysa. Ama siz de roket falan, siz de mesleğinize adamışsınız kendinize olabilir. Ne diyorsun Cemile, kararını verdin mi? Vallahi çok özgünlüğünden ve temiz yüzlülüğünden dolayı söylediği için söylüyorum. Caner Bey diyorum. Açılın aramadan, böyle adam da açılın. Hayır. Hayır, siz misiniz? Ben değilim. Ha, pardon. Siz misiniz? Hayır, Cemile'ciğim o değil. Sarılın canım, o kadar seçtin yani. Kızım sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Şimdi mi söylenir bu? Bırak, elini bırak. Ne oldu? Elini bırak adamın. Ne Caner oldu? Bey, siz evliymişsiniz. Caner Bey, siz bize dalga mı geçiyorsunuz? Siz de mi yeni öğrendiniz evli? Hatta eşiniz şu an stüdyodaymış. Sabahtan beri sizi izliyormuş. Nerede? Eşi nerede? Neredesiniz? Mikrofon alalım. Eşine mikrofon alalım. Allah sizi bildiği gibi yapsın Caner Bey. Bizi de alet ettiniz. Hanımefendi, yazık. Sizin için üzüldüm. Ne kadar da güzelsin bak. Gül yüzlü. Kızım ne benim. Gülüyorsun kız? Kandırmış ikimizi de. Sakin ol, sakin ol. Tamam. Bir cümleyle. Caner Bey ne demek istiyorsunuz? Yanlış. Bir kelime bile. Efendim? Yapmaması lazım. Değil mi? Evet. Değil mi? Bravo, ne güzel bravo, söyledin ya. Bravo. Siz peki, bir yüzünüz. Az ve öz konuştu. Bence de yapmaması lazım. Var mı bir cevabınız var eşinize? Mı? Tepki buysa rahatladım yani. Eyvah, var olsun. Hanımefendi, daha buradan, büyük. Git buradan. Semal da gidin siz de be. Daha büyük bir tepki hak ediyordu bence. Buyurun, buyurun. Terbiyesiz evli baklı gelmiş bir de buraya. Yürü. Hiç de temiz yüzlü değilsin. Pardon Cemileciğim, kusura bakma. Ne güzel bulmuşsun işte. Salak! Adam evli çıktı. Ay rezillik. Kendini. Karısının yüzü hala gözümün önünde.
fena. Çok. Yani bir de diğer ikisinin rızkına girmiş. Evet. Bıraksaydı o roketi seçerdim belki. Evet. Ah be. Yine mi evde kaldık? Aman kızlar ya. Mekanla falan olacak iş değil bu aşk işleri. Hmm. Doğru diyorsun. Maşallah, maşallah. Sabahtan beri dükkanın içinden geçtiniz ya. Bu nasıl şeymiş? Roketçiler uçuyor, sünnetçiler coşuyor. Ama kızlar, gerçekten hakkınızı vereyim. Hakkınızı diyorum. Şaka şaka. Aşkın nerede karşınıza çıkacağı belli olmaz ya. Değil mi? Değil mi? Evet, mesela benim mesaim bitti şimdi. Hadi gidelim aşkım. Manyak mı? Kim ediyor ya? Ebru? Yemeğinin hakkını yerler. Allah sizi kahretsin. Abi nasıl bir deneyimdi? Çok güzeldi. Teşekkür ederim gerçekten. Peki bir şey soracağım. Ben içeride aşırı güldüm. Sünnetçi misin gerçekten? Üroloji uzmanıyım. Gibi Atakan. Siz ya, nasıl hissettiniz? Ben şaka yapıyor zannettim. Gerçekmiş. Ben şeye takıldım. Eşinin sakin tepkisine takıldım. Yanlış. 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 Yapılmaması lazım. Evli bir erkeğin başka bir kadınla evlenmeye çalışması... Yanlış. Bir şey diyeceğim. O cümlede yanlış bir şey var mı? Yok. Asla. Yok. Asla. Yanlış. 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 Yeter. Adam bana çok biliyor. Heyecandan olduğunu düşünüyorum. Yoksa böyle bir durum gerçekte olsa ne olur? Çok yanlış. Aşırı yanlış. Çok yanlış. Ayıp be. Hiç de olmaz. 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 Efendim çok güzel hareketler. Alkışlarınızla devam ediyor.